hiç geçmeyecek gibi geliyor değil mi? Bu acıyı hiçbir zaman yenemeyecekmişsin gibi geliyor. Sanki o olmadan yaşayamayacakmışsın gibi. Sana net bir bilgi vereyim. Geçecek. İnan bana geçecek. Bende geçti. Arkadaşlarımda geçti. Milyonlarca insanda geçti. Sende niye geçmesin ki? Sende de geçecek. Bu süreçte en büyük silahın zaman olacak. Ne kadar süreceğini bilmiyorum. Bir hafta, bir ay, bir yıl bilmiyorum. Ama zaman, bunu yenmene en çok yardımcı olacak olan şey. Bunu unutma. Bu kanalda gereksiz hiçbir şey bulamazsın. Her şeyi başarıya çevirmeyi öğretiyorum ben. Bu aşk acısını da güce çevireceksin bugün. Eğer bunu yapmazsan hayallerin, hedeflerin heba olabilir. Ama merak etme, ne zaman modun düşerse ben buralardayım. Aç videolarımı izle. Bu acı geçtiğinde çok daha güçlü bir insan olacaksın. Ne istediğini bilen, ayakları yere aslan gibi sert basan bir insana dönüşeceksin. Bu bir sınav. Senin nelere dayanabileceğini ölçen bir sınav. Hayatının en önemli, en büyük sınavı belki de. Fark ettiğimde hayatımı en çok değiştiren şeyi söyleyeyim sana. Hayat en büyük hediyelerini, en büyük acılarından sonra veriyor. Başıma her zaman bu geldi. En büyük mükafatları her zaman en büyük acılardan sonra aldım. Bu hayat dersi milyonlarca dolar değerinde. Bunu aklına kazı. Bugünden itibaren acını güce dönüştürmeye başla. Bu sürecin hayatını değiştirmesine izin ver. Hemen yatırım yapmaya başla kendine. Spora başla mesela. Kitap okumaya başla. Eğitimleri izlemeye başla. Saç şeklini değiştir mesela. Bunlar çok güzel şeyler. Sevdiğin şeyleri kovala. Çık dışarı, gez, dolaş, gör. Duşta dans et. Şu an sana kendimden bahsediyorum. Bunları ben de yapıyorum. Artık kendine gelme vakti. Bitti. Gitti, vazgeçti ve kaybetti. Sen de yeterince acı çektin. Arkasından yeteri kadar üzüldün. Yasını yeterince tuttun. Güçlüsün sen. Bunu boşuna söylemedim, gel kanıtlayayım. Şu anda acayip güçlü bir insan olduğunu hayal et. Bekliyorum. Ne oldu? Bir hareketlenme geldi sanki. Bir ateş yandı içinde. Ateşi ta buradan hissediyorum. Ağzım yüzüm yandı lan. Var hala içinde bir şeyler. Kule gibi dikilecek güce sahipmişsin demek ki. Bu kadar güce sahipken neden hala onu düşünüyorsun ki? Neden beyninin ve kalbinin anahtarlarını ona teslim ettin? Al o anahtarları ve paramparça et. Çünkü düşündüğün kişi, acısını çektiğin kişi senin gibi birisi değil. O acı çekmiyor. Onun kafasında 40 tane tilki dolaşmıyor. O gülüyor şu anda. Çıkıyor. Geziyor, eğleniyor. Yeni flörtler yapıyor. Sevgili yapıyor. Dünya onun umrunda değil. Neler kaybettiğinin farkında değil. İşin ciddiyetinin farkında değil. Ama sen farkındasın. Yine söylüyorum. Yeteri kadar üzüldün. Artık yaşama vakti. Ondan kurtulma vakti. Bu videoyu bir milat olarak gör. Milattan önce ve milattan sonra olarak ikiye ayır. Milattan önce üzüldüğün, acı çektiğin, kendini kaybettiğin, kendinden vazgeçtiğin ama bir o kadar da büyüdüğün bölüm. Bir de milattan sonrası var. Zincirlerini kırdığın, artık kükremeye başladığın, kalbindeki gücün yüzüne vurarak dış görünüşüne yansıyacağı bölüm. Evet, dış görünüşüne bile yansıyacak. Gözlerinin içi gülecek, parıldayacaksın. Bu acının üzerinden zaman geçtiğinde geriye dönüp bakıp şunu söyleyeceksin. Vay be, iyi ki yaşadım o aşk acısını. O acı beni ben yaptı. Bana çok şey kattı. Bana yeni bir kimlik verdi, yeni bir kişilik. O yüzden iyi ki yaşamışım. Eğer birazcık da olsa yüzünü güldürebildiysem kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutma. Eğer ki hoşuna gitmediyse, bir işe yaramadıysa beğenmedim tuşuna bas. Selametle dostum.